Sevgili konuklar, değerli basın, hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiniz ve bu sergide bulunmak onurunu gösterdiğiniz için. Hepinize çok teşekkür ederim. Aslında konuşmayı fazla sevmem yani, uzun konuşacak değilim, kısa konuşacağım. Konuşmanın en güzel kısa olduğudur ama önce coşkuyla teşekkürlerimi sunayım. Sayın Başkanım Ömer Arusoy'a böyle bir harika mekan hazırladıkları ve bunu sadece Zeytinburnu'na değil İstanbul'a, tüm Türkiye'ye kanıtlıyorsun, kendisine çok teşekkür ediyorum. Minnetle burada hayal etmek istiyorum. Efendim, bu sergim benim bir retrospektif sergi. Yani gençlik yıllarından, çocukluğumdan uğraştığım, edindiğim ve bugüne kadar sürdürdüğüm bir yolculuğun kilometre taşları. Her dönemden resimler var. O yüzden de bu arada bir zahir işte okursunuz siz eğer isterseniz. Bir de çok güzel kitap yayınladım. O kitap gerçekten de harika bir kitap oldu. Hazırlanan ürüne sağlık. Gerçekten bana bu imkanı veren Zeytinburnu Belediyesi'ne çok minnetle ifade etmek istiyorum. Sevgili küratörüm Ömer Faruk Şerifoğlu ve bu serginin düzenlemesinde yardımcı olan eşi Sevra Aydın Şerif Hanım'a da bu arada teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu bir yolculuk sergisi. Bu yolculuk uzak bir yerde başlıyor. Yani bir zamanların Sovyet Rusya'sında Kazan, Tataristan'ın Kazan şehrinde başlıyor. Benim babam Kazan kardeşinde, orada doğmuş. Ve ondan sonra göçler, coğrafi bir kaderdir diye düşünüyorum. Göçlerle önce Medine'ye gelmiş, Medine Türklerinden olmuş. Daha sonra, daha çocukken gelmiş orada, orada evlenen ablasıyla birlikte, ablasının annesi gibi gelmiş. Türkiye'ye gelmiş, Adana'ya gelmiş ve daha sonra gene göçmüşler, İskenderun'a gelmişler ve ben orada doğmuşum. Aslında kimlik kartında doğum yerim Adana yazar ama ben İskenderun, Hatay'dayım. Ve orada ilk öğretim, orta öğretim derken, yüksek öğretim, ben önce lise öğretmeni olarak sergiler açtım. Daha sonra Avrupa'ya bir sınav kazandım, gözlemledim. Avrupa'nın değişik kentlerindeki sanat eserlerini inceleme şansı aldım. Kassel Akademisi'nde lisans yaptım, Türkiye'ye döndüm. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi'nde kurucu olarak Güzel Sanatlar Fakültesi'ni kurduktan sonra ve Hacettepe Üniversitesi'nin transferiyle İstanbul'a geldim. Ve aşağı yukarı 22-23 senedir de İstanbul'da yaşıyorum. Şu anda üniversiteye hiçbir bağlantım kalmadı. Ben 2019'da emekli oldum ve artık atölyemde çalışıyorum. Ondan da çok mutluyum. Bugüne kadarki yapıtlarımı burada göreceksiniz. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmeseniz de düşünmeniz gerçeği yakalayabildiysem kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü ben resmimi beğenilsin beğenmesin de değil, insanları düşündürmek için niye yer değmelerine karşı bu serginin adı? Çünkü ben hayatım boyunca doğru bildiğimi söyledim. Hayatım boyunca benden çok güçlü olan kişilere karşı bile isyan etmedim ama karşı olduğum, yani fikirlerimin doğru olduğu konusunda bir şeyler yaptım. Tıpkı Cervantes'in kahramanı Don Quixote gibi. Don Quixote da yer değmelerine karşı yaptığı savaşı kazanmamıştır ama en azından devlerle savaşılabileceğini kanıtlamıştır. O yüzden de bu serginin adı yer değmelerine karşı. Efendim.